Zamanın birinde bütün duyguların üzerinde yaşadığı bir ada varmış. Mutluluk, üzüntü, bilgi ve tüm diğer duygular bu adada yaşarmış. Aşk da dahil. Bir gün bu adanın batmakta olduğu duygulara haber verilmiş. Bunun üzerine hepsi adayı terk etmek için sandallarını hazırlamışlar. Aşk adada en sona kalan duygu olmuş. Çünkü mümkün olan en son ana kadar beklemek istemiş. Ada neredeyse battığı zaman aşk yardım istemeye karar vermiş. Zenginlik çok büyük bir teknenin içinde geçmekteymiş. Aşk, "Zenginlik, beni de yanına alır mısın?" diye sormuş. Zenginlik, "Hayır, alamam. Teknemde çok fazla altın ve gümüş var. Senin için yer yok." demiş. Aşk, çok güzel bir yelkenin içinde geçmekte olan kibirden yardım istemiş. Kibir, "Lütfen bana yardım et." demiş. "Sana yardım edemem aşk. Sırılsıklamsın ve yelkenimi mahvedebilirsin." diye cevap vermiş kibir. Aşk, çok güzel bir yelkenin içinde geçmekte olan kibirden yardım istemiş. Kibir, "Lütfen bana yardım et." demiş. "Sana yardım edemem aşk. Sırılsıklamsın ve yelkenimi mahvedebilirsin." diye cevap vermiş kibir. Mutluluk da aşkın yanından geçmiş. Ama o kadar mutluymuş ki aşkın çağrısını duymamış. Aşk birden bir ses duymuş. "Gel aşk, seni yanıma alacağım." Bu aşktan daha yaşlıca birisiymiş. Aşk o kadar şanslı ve mutlu hissetmiş ki kendini, onun yanına alanın kim olduğunu öğrenmeyi bile akıl edememiş. Yeni bir kara parçasına vardıklarında aşka yardım eden yoluna devam etmiş. Ona ne kadar borçlu olduğunu fark eden aşk bilgiye sormuş. "Bana yardım eden kimdi?" O zamanda diye cevap vermiş bilgi. "Zaman mı? Neden bana yardım etti ki?" diye sormuş aşk. Bilgi gülümsemiş. "Çünkü sadece zaman aşkın ne kadar önemli olduğunu anlayabilir." demiş.